Merhaba arkadaşlar, ben Uğur Mutlu. Kesirlerde işlemlerle sizlerle beraberiz. Kesirlerde sıralama. Un helvası yapımında 1 kilogram un, 1 bölü 4 kilogram sıvı yağ, 1 bölü 3 kilogram tereyağı, 1 bölü 2 kilogram şeker kullanılmaktadır. Bu tarifte ağırlık olarak en fazla kullanılan malzemenin ne olduğunu düşünürüz. 1 kilogramın 1 bölü 1'dir. Baktığımız zaman hepsi birim kesirdir. Birim kesirlerde payda en az olan en büyük olacaktı. O zaman un en büyüğüdür. Daha sonra şeker gelecektir. Daha sonra tereyağı. En sonunda sıvı yağ karşımıza gelecektir. Un dediğimiz 1 bölü 1. Şeker 1 bölü 2. Tereyağı 1 bölü 3. Ve sıvı yağ da 1 bölü 4 sıralamamız olacaktır. Ya da paydaları da eşitleyebiliriz. Paydaları eşitledikten sonra da tekrar aynı şekilde sıralama yapabiliriz. Örnek olarak 4, 3, 2'nin ortak olan çarpanı kimdir? 12'dir. Burayı 12 ile genişlettiğimiz zaman burayı 3 ile, burayı 4 ile, burayı da 6 ile genişletebiliriz. Un dediğimiz o zaman 12 bölü 12 olacaktır. Bir bütün. Şeker dediğimiz 6 bölü 12 olacaktır. Tereyağı 4 bölü 12 ve sıvı yağ da 3 bölü 12 olacaktır. İki ihtimalimiz var. Ya birim kesirlerden yola çıkaraktan birim kesirlerin paydası küçük olan en büyüktür. Ya da paydaları eşitleyeceğiz. Paydaları eşitlediğimiz zaman payı büyük olan daha büyük olacaktır. Hatırlayalım. Paydaları birbirinin katı olan kesirleri karşılaştırırken genişletme ya da sadeleştirme ile paydaları eşitleme yöntemini kullanırız. 2 bölü 3, 7 bölü 12 dediğimiz ifadede. 2 bölü 3'ü 12'ye genişletmek için 4 ile genişletiriz. Yani pay ve paydayı 4 ile çarparız. 4 ile çarptığı zaman 8 bölü 12, diğeri de 7 bölü 12 oldu. Paydası eşit olduğu için payı büyük olan daha büyük olacaktır. Yani 8 bölü 12, 7 bölü 12'den büyük olacaktır. Bize verdiği ifadede 2 bölü 3, 7 bölü 12'den büyük olarak karşımıza gelir. Düzenlenen bir koşu yarışmasında 3 koşucu aynı anda yarışa başladıktan 10. saniye sonra birinci koşucu pistin 1 bölü 3'ünü, ikinci koşucu pistin 3 bölü 5'ini, üçüncü koşucu ise pistin 5 bölü 10'unu koşmuştur. 3 koşucunun koştuğu mesafeleri karşılaştıralım. Modelleme yaptığımız zaman birinci koşu bir 3 parçaya böldüğümüz zaman 1 bölü 3'ünü, ikinci koşucu 5 parçanın 3'ünü, üçüncüsü ise 10 parçanın 5'ini almıştır. Burada baktığımız zaman birinci koşucu yarımdan, şöyle yarım yaptığımız zaman yarımdan az, ikinci koşucu yarımdan fazla, üçüncü koşu da yarım olarak karşımıza gelecektir. O yüzden en az koşan birinci, en fazla koşan ikinci, orta koşan da üçüncü olarak karşımıza gelecektir. Yarım mantığında küçüklük ve büyüklüğü kullanarak da sıralama yapabiliriz. 2 bölü 3, 5 bölü 12 ve 8 bölü 16 kesiri küçükten büyüğe doğru sıralayınız. Baktığımız zaman 2 bölü 3 yarımdan fazladır. 5 bölü 12 yarımdan az. Şuna fazla, buraya az. 8 bölü 12 de yarımdır. O zaman 2 bölü 3 küçükten büyüğe dediği için 2 bölü 3 en büyüğü, yarım 8 bölü 16 ve yarımdan az olan da 5 bölü 12 cevabımızı çıkartacaktır. Bunları aynı şekilde payda da eşitleyebiliriz ama 3, 12, 16'yı 48 ile genişletmem gerekir. Uzun süreceği için yarım mantığı daha basittir. Aynı havuzun birinci musluğu saatte 2 bölü 7'sini, ikinci musluk saatte 6 bölü 12'sini, üçüncü musluk saatte 8 bölü 15'ini doldurmaktadır. Buna göre hangi musluğun havuza daha fazla su doldurduğunu bulalım. Yarım mantığında hareket ettiğimiz zaman ikinci musluk yarım oluyordur. Birinci musluk yarımdan az. Üçüncü musluk ise yarımdan fazla. O zaman yarımdan fazla olan daha fazla doldurulduğu için 8 bölü 15 en büyüğü olacaktır. Yani üçüncü musluk. Sıralamada yaparsak
İstememiş ama yapalım. 8 bölü 15 büyüktür. 6 bölü 12'den o da büyüktür. 2 bölü 7'den. Sayılar büyük olduğu için payda eşitlemeden yarım mantığında daha rahat hareket ediyoruz. Yandaki görselde içerisinde farklı miktarda greyfurt ve portakal suyu bulunan sürahiler verilmiştir. Buna göre sürahileri içerisindeki greyfurt ve portakal suyu miktarlarını küçükten büyüğe doğru sıralayalım. 9 bölü 10 ve 11 bölü 12 şeklinde karşımızda verilmiş. 9 bölü kesirin bütüne 10 bölü 10'a olan uzaklığı 1 bölü 10'dur. 11 bölü 12 kesirin bütüne 12 bölü 12 uzaklığı 1 bölü 12'dir. 1 bölü 10 ve 1 bölü 12'nin birim kesirler olduğu zaman paydası büyük olan kesir küçüktü. Yani ne kadar az varsa o kadar fazla oluyordu. Büyük olan kesir daha küçük olduğundan 1 bölü 12 birim kesir daha küçük oldu. O zaman 11 bölü 12 kesiri bütüne daha yakın olduğu için 9 bölü 10, 11 bölü 12'den küçük olacaktır. Sayfaları eşit olan romanlardan Elif romanın 14 bölü 15'i, Ece 15 bölü 16'sı, Efe ise 16 bölü 17'sini okumuştur. Buna göre kim daha fazla okumuştur? Buraya baktığımız zaman Efe 14 bölü 15 yani okumadığı kısım 1 bölü 15. Ece'nin 1 bölü 16, Efe'nin de 1 bölü 17'si olmuştur. 1 bölü 17 daha az olduğu için Efe en fazla okuyan olmuştur. 6 bölü 7, 7 bölü 8, 8 bölü 9 kesirini küçükten büyüğe doğru sıraladığımız zaman tamamlayanı 1 bölü 6, tamamlayanı 1 bölü 8, tamamlayanı 1 bölü 9 oluyor. Bir bütünü tamamlamak için. Buraya göre baktığımız zaman 1 bölü 9 daha küçük olduğu için 8 bölü 9 daha büyüktür. 7 bölü 8'den o da büyüktür. 6 bölü 7'den olacaktır. Tuna ve Sena birlikte lahmacun yemeye gitmişlerdir. Tuna lahmacunun 5 bölü 8'ini, Sena ise 4 bölü 6'sını yemiştir. Kimin daha fazla lahmacun yediğini bulalım. Paydaları farklı olan kesirleri sıralamak için önce paydaları eşit olacak şekilde genişleterek denk kesirler elde edelim. 5 bölü 8 ve 4 bölü 6'ya baktığımız zaman 8 ile 6'nın ortak katı 24'tür. 8, 16, 24, 32, 6, 12, 18, 24. O zaman 8'i 24 ile genişletmek için 3 ile 6'yı 24 yapmak için 4 ile genişletmem lazım. 5 bölü 8'i pay ve paydayı 3 ile çarptığım zaman 15 bölü 24. 4 bölü 6'yı 4, 4 ile genişletirsek 16 bölü 24 oldu. 16 bölü 24 dediğimiz ifade 15 bölü 24'ten büyük. Yani 4 bölü 6 5 bölü 8'den büyük oldu. Sena o zaman daha fazla yemek, daha doğrusu lahmacun yemiştir. Kesirlerin paydaları eşit değilse paydaları ortak kat olacak şekilde genişleteceğiz. Böylece paydalar eşitlendikten sonra paydaları eşit olan kesirlerin payı büyük olan kesir büyük, küçük olan da küçük olarak karşımıza gelecektir. Bir seradaki çiçeklerin 3 bölü 4'ü papatya, 1 bölü 6'sı gül ve 5 bölü 12'si laledir. Serada en az bulunan çiçek türü hangisidir diye baktığım zaman paydalara bakıyorum. 12, 4, 6. 12 de genişletilecektir. Burayı 3 ile genişletmem. Burayı 2 ile genişletmem. Bunu da 1 ile genişletmem lazım. Papatya 3 ile genişlettiğim zaman yani pay ve paydayı 3 ile çarptığımız zaman 9 bölü 12. Gül 2 ile çarptığımız zaman 2 bölü 12. Lale de zaten standart 12'si olduğu için 5 bölü 12. En az bulunan çiçeğimiz karşımıza gül olarak çıkacaktır. Bir terzi diktiği elbisenin 1 bölü 4'ünde kırmızı, 3 bölü 6'sında mavi, 1 bölü 3'ünde de siyah kumaş kullanmıştır. Buna göre terzinin hangi renk kumaştan daha fazla kullandığını bulunuz. 6, 3 ve 4'ün ortak çarpanına baktığım zaman 12. O zaman burayı 3 ile, burayı 4 ile, burayı 2 ile genişletmem lazım. Kırmızı ifadesi pay ve paydayı 3 ile çarptığım zaman 3 bölü 12. Mavi kumaş 2 ile genişlettiğim zaman 6 bölü 12.
Siyah kumaşımız da 4 ile genişletildiği zaman 4 bölü 12 olacaktır. Burada en fazla kumaşa baktığımız zaman mavi 6 bölü 12 ile daha fazla olacaktır. 4 bölü 5, 5 bölü 3, 2 tam 3 bölü 4 kesirlerinin sayı doğrusu kullanarak sıralayalım. 4 bölü 5 ifadesi bizim için 5 parçayı bölüp 4 tanesini almak anlamına geliyor. 0 ile 1 arasını 4 parçaya bölüyorum. Pardon, 5 parçaya bölüyorum ve 4 numarayı ele alıyorum. 5 bölü 3 dediğim her birimi 3'er 3'er hareket etmesi gerekiyor ve 1 tam 2 bölü 3 olması gerekiyor. Demek ki 1'den sonraki parçaları burayı 3 parçaya bölmem gerekiyor. 3 parçaya böldükten sonra 2 parçasını almam gerekiyor. Buralarda bir yerde olması gerekiyor. 2 tam 3 bölü 4. 2 tamdan sonra bakmam gerekiyor. 1, 2, 3, 4 parçaya ayırmam gerekiyor. Şöyle 1, 2, 3, 4 diyelim. 3. numarayı aldığı zaman buraya yani 2 tam 3 bölü 4 olarak karşımıza geliyor. Şurası da 5 bölü 3. Basit kesirler tam kısmı olmadığı için 0 ile 1 arasındadır. 4 bölü 5 kesirin sayı doğrusunda yerini belirlerken 0 ile 1 arası payda kadar eş parçaya bölünür. Sonra 0'dan başlayarak sağa doğru pay kadar ilerler. Şimdi bir grafikte 3'ünü yaptık. Tek tek burada incelemiş. Ne yapıyor? 5 bölü 3'tü. Bütün aralıkları 3'er parçaya bölüyor. Ondan sonra başlıyor saymaya 1, 2, 3, 4, 5. Aşağı kısım aralıkların parça kısmı, üst kısım ise gidebildiğim nokta olarak gelir. Bileşik kesirlerin sayı doğrusuna geri belirlenirken her bir bütünün arası kesirin paydası kadar eş parçalara bölünür. Sıfırdan başlayarak sağa doğru pay kadar ilerler. 2 tam 3 bölü 4'te ise tam kısımdan başlanır. Parça 4 parçalık, 2'den sonraki yerler 4 parçaya ayrılır. Sonra 3 kadar ilerlenip nokta bulunur. Tam sayılı kesirler sayı doğrusunda tam sayı kısmı ile tam sayı kısmından bir sonraki sayı arasında bulunur. 2 tam 3 bölü 4 kesirinin sayı doğrusunda yeri belirlenirken 2 ile 3 arası payda kadar eş parçaya bölünür ve 2'den sonra sağa doğru pay kadar ilerlenir. Bu durumda sıralama yapılırken tek kademede yaptığımız şeyde 2 tam 3 bölü 4 büyük olacaktır. 5 bölü 3'ten o da büyük olacaktır. 4 bölü 5'ten. Basit kesirler tam sayılı kesirlerden ve bileşik kesirlerden küçüktür. Çünkü basit kesirler 0 ile 1 arasında olacaktır. 2 tam 3 bölü 5 ve 3 tam 1 bölü 2 kesirlerini sayı doğrusunu kullanarak sıralayınız. 0, 1, 2, 2 tam var. Buradan başlamam lazım. 5 parça ayırıyorum. 1, 2, 3, 4, 2, 3, 4 ve burası da 3 oldu. Daha sonra 3 kademe gitmem gerekiyor. 1, 2, 3. Demek ki şurası bizim için 2 tam 3 bölü 5 ediyor. 3 tam 1 bölü 2 de 0, 1, 2, 3, 4 diyorum. 3'ten başlayacağım. 3'ten sonra 2 parça yapmam gerekiyor. Ve bir kademe gittiğim zaman 3 tam 1 bölü 2 karşıma çıkıyor. 13 bölü 4 ve 8 bölü 3 kesirlerini sayı doğrusu kullanarak sıralayınız. 0, 1, 2, 3, 4, 5 diyelim. Her aralığı 4 parça yapmam gerekiyor. 4, 8, 12, 13, 14, 15, 16 ve 13 tane saymam lazım. Ne yapıyorum? Buradan
Başlıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Demek ki bu kısım bizim için 13 bölü 4 olması gerekiyor. 8 bölü 3'e baktığım zaman 0, 1, 2, 3 dediğimiz zaman 3'er 3'er parça ayırmam gerekiyor. Şeklinde. Daha sonra ne yapıyoruz? 8 tane sayıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Demek ki şu kısım bizim için 8 bölü 3 olarak karşımıza gelecektir. Tekrar ediyoruz. Payda bizim sayı aralıklarında bölebileceğimiz yerlerdir. 5 parçaysa 5 parçalık, 4 parçaysa 4 parçalık, 3 parçaysa 3 parçaya bölüyorum. Daha sonra nereye kadar gidiyorsa oraya hareket ediyoruz. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere doğru ifadeleri yazalım. Paydaları eşit olan kesirlerden büyük olan kesir daha büyüktür. Neydi? Paydaları eşitse payı büyük olan kesir daha büyük, payı küçük olan daha küçüktü. 6 bölü 10, 11 bölü 20 ve 9 bölü 16 kesiri yarıma en yakın olan yarım kesirdir ya da orta olarak karşımıza gelecektir. Basit kesirler, bileşik kesirlerden ve tam sayılı kesirlerden küçük olacaktır. Yukarıdaki sayı doğrultusunda ABC noktalarına karşılık gelen kesirleri bulalım. Sıfırdan başlıyorum. 3 parça var. 3'e bölmek zorundayım. Kaç kademe gelmiş? 2. O zaman 2 bölü 3 olacaktır. B'ye bakıyorum. Bir kere 1 tam garanti. 1, 2, 3, 4 parçaya bölmüşüm. Aşağısı 4. Kaç tane almışız? 3. Böldüğümüz parça sayısı aşağıda geldiğimiz, vardığımız nokta yukarıda olacak. C'de 2 tam var. 1, 2, 3, 4, 5 tane noktamız var. 1, 2, 3, 4, 5. Kaça gelmişiz? 1, 2, 3, 4'ü almışız. 2 tam 4 bölü 5 olarak karşımızda. 3 bölü 5, 1 tam 2 bölü 3, 7 bölü 2 kesirlerini küçükten büyüğe doğru sıralayalım. Payda eşitleyebilirim ya da yarım mantığında hareket edebilirim. Payda eşit demek daha basit geldi bana. Burayı 6 ile, burayı 10 ile, burayı da 15 ile çarptığım zaman 6 ile 3'ü çarparsam 18 bölü 30. 1 tam 10 bölü 30. 15 ile 7'yi çarparsam 70, 105 bölü 30. Şu bileşik kesri tam kesri bileşiğe çevirdiğim zaman 30 artı 10'dan 40 bölü 30 oldu. O zaman buraya baktığım zaman en küçüğü 3 bölü 5, 18 bölü 30 küçüktür. Daha sonra 1 tam 2 bölü 3, o da küçüktür. 7 bölü 2 olacaktır. Aşağıdaki boşlukları küçük, büyük ve eşit sembolleriyle uygun olanı doldurunuz. 1 bölü 2, 4 bölü 5. Yarım tamama yakın olandan küçüktür. 1 bölü 17, 1 bölü 18. Paydası küçük olan birim kesirler daha büyük olacaktı. 1 bölü 17 büyüktür. 3 bölü 5, 15 bölü 25. Sadeleştirme yaparsam 5'e böldüm. 3, 5'e böldüm 5. Birbirine eşit çıktı. 9 bölü 5, 9 bölü 2. 9'u 5 parçaya bölmüş, 9'u 2 parçaya bölmüş. Üstler aynısı 6, küçük olan büyük olacaktır. 10 bölü 11, 9 bölü 8. 9 bölü 8'de daha az payda olduğu için büyük olacaktır. 3, 4 bölü 5'ten tam kesirdir. Her türlü zaten bileşik kesir ya da tam sayılı kesirimiz bizim basit kesirden büyük olacaktı. Eşit hacimde 3 şişedeki
Bal miktarı aşağıda göstermiştir. 4 bölü 6, 1 bölü 2, 2 bölü 5. Payda eşitleyebilirim. Ya da yorumlamaya baktıktan sonra işlem yapabilirim. Birinci şişenin yarısından fazlası doludur. Evet, yarısı 3 kademeydi. Doğru. İkinci şişedeki bal miktarı yarım. Birinci şişedeki bal miktarından azdır. Evet, yarıdan azdır. Doğru. Üçüncü şişedeki bal miktarı birinci şişedeki bal miktarından fazladır. Hayır, birinci fazla, yarıdan fazla. Bu ise yarıdan azdır. O zaman Ceyhan yanlış olur. 1 bölü 8 kutu 5 bölü 2 şartını sağlayan kutu kesri aşağıdakilerden hangisi olabilir? 8 ile 12'yi genişletebilirim. 24 ile burayı 3 ile burayı 2 ile genişlettiğimiz zaman 3 bölü 24 ile 10 bölü 24 arasında olması gerekiyor kutumuz. Aşağıdakileri de hepsini 24 ile genişletiyorum. Burayı 12 ile genişletmem gerekiyor. Burayı 8 ile genişletmem gerekiyor. 2 ile genişletmem gerekiyor. Burayı da tekrar 8 ile genişletmem gerekiyor. 12 bölü 24, 8 bölü 24, 2 bölü 24, 16 bölü 24. 3 ile 10 arasında sadece Bursa 8 bölü 24 olarak karşımızdadır. 4 metre uzunluğundaki ipi 4 arkadaş eşit şekilde paylaşıyor. O zaman hepsi 1 metrelik parçalar almıştır. Şeval 7, yani 7 parçaya bölmüş biri. Furkan 10 parçaya bölmüş. Ela 6 parçaya bölmüş. Meli 12 parçaya bölmüş. Ne kadar az parçaya bölerse uzunluk o kadar fazla olacaktı. O zaman Ela dediğimiz kişi 6 parçaya böldüğü için en az fazla uzunluğa sahiptir. Üçgen bölü 4 kesri 5 bölü 10 kesrinden büyükmüş. 5 bölü 10 kesri dediğimiz sadeleşirse 1 bölü 2 olacaktır. Yani üçgen bölü 4 büyük olacaktır 1 bölü 2'den. Eğer eşit olsaydı bunun üçgene 2 bölü 4 1 bölü 2 olurdu. Ama büyük olması için 2'den fazla olması gerekiyor üçgenin. O zaman ne olur? En küçük doğal sayısı 3 olarak karşımıza çıkar. Kesirlerde toplam ve çıkarma. Kesirlerde toplam ve çıkarma yapmak için paydaların eşit olması gerekiyor. Bu çok önemli. Paydalar eşit olmalı. Bir ekmeğin 1 bölü 4'ü ikinci gün 2 bölü 4'ü yendiğinde toplamda kaçta kaçının yendiğini açıklarsak 1 bölü 4 ile 2 bölü 4'ü yapmam gerekiyor. Ekmeğin 4 parçaya bölmüş birini 4 parçaya da böldüğü için ikisini yediği için 1 ve 2'yi toplayıp 3 bölü 4'ü yenmiş olacaktır. Bir kesirin payı ve paydası aynı sayıyla çarpıldığında, kesir genişletildiğinde ya da aynı sayıya bölündüğünde, kesir sadeleştirildiğinde bu kesire denk kesir oluşturulacaktır. Paydaları bu şekilde rahat bir şekilde eşleştireceğiz. 2 bölü 5'i 3 ile çarparsak hem payı hem paydayı 6 bölü 15 ya da 6 bölü 15'i 3'e böldüğümüz zaman yine 2 bölü 5 karşımıza gelecektir. Pizza yemeye giden iki arkadaştan biri sipariş ettiği pizzanın 1 bölü 4'ünü, diğeri 3 bölü 8'ini paket yapmıştır. İki arkadaşın paket yaptırdığı toplam pizza miktarını bulduğumuz zaman 1 bölü 4 ile 3 bölü 8'i toplamamızı istemiş. 4 ile 8 aynı parçalara eşit olmadığı için burayı 2 ile genişletirim. Yani pay ve payda 2 ile çarpılır. O zaman ne olur 1 bölü 4'ü 2 ile çarparsak 2 bölü 8 olacaktır. Diğer arkadaş da 3 bölü 8 olduğu için parça kısmı sabit kalacak. 2 ile 3'ü topladığımız zaman 5 bölü 8 olacaktır. Kesirlerde toplama veya çıkarma işlemi yaparken paydalar eşit değilse önce paydalar eşitlenir. Paydaların toplamı veya farkı paya yazılırken
Pay da aynı şekilde payda da kalacaktır. Çünkü parça olayımız değişmeyecektir. 1 bölü 3, 2 bölü 6. Burayı 2 ile genişletiyorum. 2 bölü 6 artı 2 bölü 6. Burayı 1 ile zaten etkisiz eleman. 4 bölü 6 olacaktır. Sadeleşirse de 2 bölü 3 de yazılabilir. 2 bölü 5 artı 3 bölü 10. 2 ile genişletmem gerekiyor. 4 bölü 10 artı 3 bölü 10. 7 bölü 10 oldu. Birden büyük olup olmadığına baktığımız zaman bir bütünden küçüktür. Yani 10 bölü 10'dan küçüktür. Bu da 1'e eşit olduğu için birden büyük değil, küçük olmak zorundadır.